Sanal Direktör'den mutlu akşamlar. Değerli futbol severler, Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlayacak ve Sanal Direktör'de de hafta boyunca 5 karşılaşmanın taraftarlarına, takımlarını destekleyen taraftarlara ankette desteklediğiniz takımın sahaya hangi 11'le çıkması gerektiğini sorduk ve bugün Raşit Altun'la birlikte de bu anket sonuçlarını değerlendiriyor olacağız. Raşit Altun, yavaş yavaş artık ligdeki takımların evet. Son durumu şekillenmeye başlıyor ama açılışı Avrupa Kupaları ile beraber yapalım dilersen. Çünkü 3 temsilcimiz gruplardaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde grupları belli oldu. Trabzonspor ve Sivasspor dün devam edemedi. Avrupa macerasına nokta koymuş oldu. Yani şu var tabii, özellikle Trabzonspor hakikaten çok maalesef diyelim. Tottenham'la birlikte kurada Roma en güçlü takımdı. İkisinden birini çekti. İyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Yani Sivasspor için de yani Danimarka futbolu tabii malum yükselişte, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadılar ve Kopenhag Ligi'nin lideri. Evet, biraz ağır bir mağlubiyet oldu ama neticede futbolun içinde olan sonuçlar biraz tabii üzücü oldu, iki takımımızın elenmesi. 3 takımla Avrupa kupalarında yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki Beşiktaş'tan da, Fenerbahçe'den de, Galatasaray'dan da gruplardan çıkmasını bekliyoruz açıkçası. Hani neticede Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Evet, bütün takımlar güçlü ama Avrupa Ligi'nde de aynı şekilde aynı şeyi söyleyebiliriz. Rakipler güçlü ama bu gruplarda çıkabilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum ben. 3 takım için de söylüyorum. Puanımız, ülke puanı açısından da çok çok önemli. İnşallah 3 takım da gruplardan çıkacak. Avrupa arenasında bu sezon ülkemizi temsil edecek olan takımlara bir kez daha başarı dileklerinde bulunalım ve dönelim Spor Toto Süper Lig'e. Öncelikle Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla beraber başlayacağız. Hafta boyunca anket oylamaları sonuçları. Bakalım takımların sahadaki 11'lerine, taraftarların gözündeki 11'e nasıl yansıdı? Öncelikle ev sahibi ekiple Adana Demirspor'la başlayacağız. Yıldız transferler geldi. İlk iki hafta istediği evet. sonuçları tam anlamıyla sahaya yansıtamadı. Dizilim 4-2-3-1 olacak. %45'lik bir oy geldi taraftarlardan 4-2-3-1'e. Ve kalede de Muriç %86'lık oyla yer alıyor. Önce hani Adana Demirspor tabii ki beklenti çok büyük ama aslında çok da kötü başlamadı. Hani Fenerbahçe neticede bir büyük takımla oynuyorsun. Puan alabilirdi Adana Demirspor. Biraz tabii bütün takımlar gibi Erdem, milli takım arası malum önümüzdeki hafta pazar gününden itibaren Adana Demirspor'un da o araya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bizim ligimiz aslında milli takım arasından sonra başlıyor gerçek lig. Yani bütün takımlar işte transfer bitmiş oluyor. Herkes kadrolarını oluşturmuş oluyor. Milli takım arasından sonra lig daha ne diyeyim böyle daha çekişmeli oluyor. Ki o da 3. haftadan sonra üçüncü geliyor haftadan zaten. Evet geliyor zaten. 4. haftadan itibaren lig tam olarak başlamış oluyor. Savunmasına bakalım Adana Demirsporlu taraftarlar. Bakalım Konyaspor karşılaşması öncesinde nasıl bir savunma kurgusu oluşturdu. Stoper mevkiinde Semih ve Tayyip var. Rasul bu arada %39'luk yani, bir oy vardı ama tabii onu kenarda tuttuk Rasul'ü. Semih ve Tayyip stoper mevkiinde taraftar gözünde. Bekler nasıl oluşmuş? Sakatlığı nedeniyle herhalde Rasul'ün oynaması. Yani ligin ben sana söyleyeyim Erdem en iyi stoperlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben Rasul'ün. Sağ bekte de alt ligden beraber gelmesine rağmen Adana Demirspor'la. Sağ bekte de bu sezonun bence en çok konuşulacak olan isimlerinden mutlaka, biri olacak. Mutlaka evet müthiş bir oyuncu ama ofansif olarak çok kuvvetli. Defansif olarak bazen daha doğrusu biraz arkada boşluk oluyor tabii. Böyle ofansif bekler olunca bunu tabii mesela örnek verelim hemen herkesin bildiği. Caner Fenerbahçe'deki Caner Erkin gibi. Svensson'da ofansif olarak hakikaten inanılmaz ama biraz defansif yani arkada boşluk oluyor tabii. Böyle sürekli ileri çıkan bekiniz olunca arkada boşluk olacak tabii mutlaka. Rakipler de bence ona çalışıyordur. Savunmanın soluna da bakalım. Adana Demirspor'da taraftar oylamaları Kaan evet, Kanak'tan Kaan. Yana. %85 ile geldi. Sahadaki dizilimi 4-2-3-1 ile ve ama defansta da 3 yerliyi kullanmış oluyor. Evet. Tabii bir yerli rotasyonda demek ki iyi. Önde Adana de yine Demirspor. Yerli oyuncu var. Şimdi gelecek. Geçelim 4-2-3-1'i yavaş yavaş tamamlayacağız. Dörtlü savunmanın önünde Gökhan var. %24 ile. Yanında da %20 ile Castro'yu. Şimdi tabii Adana Demirspor'da Samet Aybaba Castro'yu ön bölgede çizgide evet, oynatıyor. Aslında, taraftar evet. biraz daha savunmada olmasını evet. istiyor Castro'nun. Yani bilmiyorum burada Bjarnason'un da biraz hakkı mı yeniyor acaba bence? Hani ben en azından oynatırım diye düşünüyorum İzlandalı oyuncuyu. %10 gelmiş o. Biraz az almış yani. Belki çok görme fırsatı bulamadı evet, taraftar. Evet ama hani yani evet. Devam edelim. Bir sonraki bölge forvet arkası Belhanda %23. Ama büyük bir hayal kırıklığı performansı Belhanda'nın ilk iki hafta ama neticede tabii ki üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben haftalar ilerledikçe Belhanda'nın performansının artacağını düşünüyorum.
Kanatlara bakacağız ki burada taraftar, tabii biz dörtlünün önünü ekrana getirdiğimizde Castro'yu gördük. Belki biraz daha savunma yönünü istiyor diye. Şimdi sağda Eze'yi koyduk çünkü Akintola sakat. %77'lik bir oyu var. Sol çizgide yine Castro. Burada da %40'lık bir oy geldi ki Samet Aybaba'nın da Castro'yu oynattığı. Orada evet, belki işte hani Gökhan'ın yanında bu Bjarnason'u tercih edebilir hoca ama tabii performansını en iyi Samet Aybaba ödüyor. Ben burada bir Aston Balonga olur mu diye aslında hep konuşuyoruz. Balotelli ile Aston Balonga'nın bir şekilde ilk 11'de beraber oynayabilecekleri bir sisteme ihtiyacı var gibi Adana Demirspor'un. Şimdi forveti de verelim. O da açıkta kalmasın, havada kalmasın. Balotelli'ye güvenmeye devam ediyor taraftan. Yani ama burada Aston Balonga'nın ligin en iyi forvetlerinden, santroforlarından biri olduğu konusunda herhalde hemfikiriz. Sen de geçen sene anlatmışsındır maçını. Hakikaten tam bizim ligimize uygun, fizik gücü yüksek bir oyuncu. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Hoca bir şekilde bir yere monte etmeli diye düşünüyorum. Balotelli'nin hareketliliğini de arttırıyor çünkü aslında. Yani evet yani. Balotelli tabii ki o kadroda olmalı. Bir süperstar. Ne olursa olsun. Ama ben Aston Balonga'nın da Bjarnason'un da kadroya monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İzleyip göreceğiz tabii. Şimdi Adana Demirspor'un rakibi İttifak Holding Konyaspor'a geçeceğiz. Konyasporlu taraftarların anket sonuçlarını ekranlarınıza taşıyacağız. Sahadaki dizilim yine 4-2-3-1 olacak. 4-1-4-1'e de yoğun bir oy gelmiş ama 4-2-3-1 %39'luk bir oy aldı. Kalede de Sehiç var. %98 ile Sehiç'i kaleye yerleştirdi taraftarlar. Stoper ikilisi iki yerli ve bence Ahmet'in eğer performansı tabii yukarıda olursa iyi bir stoper ikilisini görebiliriz biz Konyaspor'da Abdülkerim'le beraber. %42-41 de çok yüksek oylar. Kesinlikle aynı fikirdeyim seninle ama ne olursa olsun stoperlerin kaderi sağ bek sol bekin de öyle. Önündeki oyunculara birazcık bağlı Erdem. Hani defansif orta sahanız ya da orta sahanız yardıma geliyorsa size, sizin de performans çok doğal olarak artıyor. Özellikle Abdülkerim, ben büyük takım potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hani sol bek de oynayabildiği için sol stoper de oynuyor. Hava hakimiyeti var. Ayağı düzgün. Bu sene de kontratı bitiyor. Yani bu sezon son senesi. Bence seneye bir fırsat transferi. Tıpkı Göztepe'deki Alparslan gibi. Bravo. Büyük takımların ben büyük takımların yerinde olsam kaçırmam. Seneye malum bu sene 3 yerli mecburi. Seneye 4 yerli oynamak zorunda. İyi bir rotasyon oyuncusu. İlk 11'de oynar, sol bek oynar. Beşiktaş'ta da geçmiş. Geçti, sanki. Çok transfer geçti. Transfer programında konuşmuştuk Raşit'le. Evet, Beşiktaş bloğu gelince konuşuruz onu. Umut Meraş'ı aldı herhalde Beşiktaş. Tabii o da amir takımımızın oyuncusu ama Abdülkerim stoper de oynuyor biliyor ve hakikaten hava hakimiyeti olan bir oyuncu. Ahmet Çalık da Konya'da ilk transfer olduğunda böyle bir transferden sonra bir yalpaladı ama performans şu anda gayet iyi. Şimdi Konyaspor'un beklerine bakacağız. Taraftarlar bakalım bek pozisyonunda kimleri görmek istedi. Skubic yine %98, Sehiç'le beraber çok yüksek bir oyla beraber burada taraftarları güvenini aldı. Skubic'in de geçen hafta Opta'nın haftanın 11'inde sağ bek pozisyonunda Skubic'in olduğunu söyleyelim. Yani performans verilerine baktığınız zaman en iyi sağ bek performansı ligin ikinci haftasında Skubic'teymiş. Oylamaya da yansıyor. Yansıyor zaten. Evet. Sol bekte de Gilerme var. O da %92. Yani bu savunma hattına bakalım. Kaleci %98. Bekler %90'ın üzeri. Stoperler de aslında 40. Evet. %80 üzeri demek. Tabii. Yani ideal savunması zaten. Ve Konya Spor taraftarı kafası biz bu savunmaya güveniyoruz demiş. Aynen. Kafamız rahat demiş aslında. Ve tabii ki bir futbol, tabii ki her pozisyon önemli ama tabii yani kaleciniz iyi, defansınız, stoperleriniz, sağınız, sol bekiniz. 2'de sezona başlayan 5 takımdan biri de olunca. Evet, maşallah tabii diyelim Konyaspor'da. Taraftar da çok değiştirmiyor burada. 4-2-3-1'di dizilim. Dörtlünün önüne geçeceğiz şimdi. Buradaki oylama sonuçlarını ekranlarınıza taşıyacağız. Mpoku %23. Yanında da Mpoku'nun yanında da oylama sonuçlarında taraftarların en çok güvendiği isim Hacı Ahmetoviç oldu. Evet. Onun da aldığı oy sayısı. Yani burada transfer yansımadı ekrana ama o da sanırım %24-25 civarında bir oyu var. Hacı burada ben biraz hani Ramonov için transfer, geçen sene yanılmıyorsam devre arası transfer olmuştu. Hani daha fazla forma şansı bulabileceğini düşünüyorum ama sanki biraz temposu düşük kaldı oyuncunun. Belki bu sene hani ben bir patlama yapacağını ya da lige katkı yapacağını düşünüyordum oyuncunun. Performansı adından söz ettik, lige katkı derken. Konyaspor'a yani adından söz edecek bir oyuncu. Araya gireceğim Raşit abi de. Hacı Ahmetoviç'in Atay'a soruyorum programımızın editörü. Adı uzun diye mi gelmiş? Kaç adı çok uzun diye sığmamış. İzleyicilerimize onu söyleyelim. Hacı Ahmetoviç taraftarların en çok güvenli isimlerden biri Mpoku ile beraber. Orada ismin biraz azizliğine uğramış Hacı Ahmetoviç. O yüzdelik dilim nihai rakam neyse onu birazdan paylaşalım. Devam edelim o zaman, bir de forvet arkasını da görelim. Oradaki
Oylama sonucu 10 numara pozisyonunda Soner var. %17'lik bir oy aldı. Kanatlara bakalım. Çizgideki oylamalar. Sağda Endir Çekici çok şık bir gol atmıştı. %74'e geldi onun oyları bu hafta. Sol kanatta Bütici var. Onun da oyu %70. Hücum hattında da yine çok şık bir gol. Çikaleşi %64'le de ona güvenmeye devam ediyor. Kravet %19 aldı. Konyaspor'u taraftarlardan rahatsız. Çekici'nin yaşı da genç. Hala yani genç derken 96 doğumlu bir oyuncu. Şimdi Çekici'yi görünce sol ayakla atılan goller daha güzel oluyor değil mi? Niye öyle acaba? Ben çok ayağa bakmıyorum. Golün güzelliğine bakıyorum. Ama tamam mutlaka ama ya, sanki böyle sol ayaklı için goller daha... golün güzelliği de olmaz ona bakarsan. Gol goldür ama hani sol ayaklı oyuncudan attığı goller böyle daha şık oluyor. Bilmiyorum biz hani sol ayağımızı kullanamadığımız için belki de öyle. Böyle bir şey mi? Neticede 10 kişiden biri biliyorsun. Yani 10 insandan biri solak dünyada. Herhalde öyledir mi acaba? Bu arada Hacı Ahmetoviç'in de oyu %22'ymiş. Bunu da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. İki takımın 11'lerini de ekranlara taşıdık. Vallahi çok güzel bir maç güzel izleyeceğiz. Bir maç olacak. Ya çok harika bir maç izleyeceğiz. Yani her 3 sonucu da açık. Ama tabii Demirspor'un kazanmaması halinde bayağı bir sıkıntılı girer şeye. Milli araya. Tabii. Böyle bir kadroyla 3'te 0 galibiyet anlamı yani, diyoruz. Tabii. Bir beraberliği tabii var. Tabii. Beraberlikte bile hani bir şey olur yani. Demirspor'un %100 kazanması gereken o baskı var bence. Özellikle teknik ekibin ve takımın üzerinde. Bu da çok daha tabii. Beklenti yüksek. Şimdi bir diğer mücadeleyle devam edelim. Beşiktaş, Babakars, Fatih Karagümrük karşılaşması. İki takımın taraftar 11'lerini ekranlarınıza taşıyacağız. Öncelikle Beşiktaş'la başlayalım. %45'lik bir oy. 4-1-4-1'e gelmiş Beşiktaş'ta. Kalede yani Ersin var ama Ersin'in oyu da düştü. Mert'e de %31 geldi. Ama 4-1-4-1'e %45 gelmesi de şey değil mi? Yani geçen sene Beşiktaş şampiyon yapan hocanın taktiği bu. 4-1-4-1. Böyle de başladı. %34. İşte yani ama çok alıyor da bence. Diğer dizilim. Tamam yani bence az alıyor 4-1-4-1 diye düşünüyorum ben. Daha çok alması gerekmiyor muydu? Geçen sene şampiyon olmuş bu takım. Aynen. Bu dizi %50'yi işte geçmedi bu arada. Üçüncü evet, program evet, %50'yi evet, geçmedi. Evet. Enteresan. Ya burada da tabii yani neticede başka herhangi bir kaleci Ersin'in oyunu düşürmezdi diye düşünüyorum ben ligden. Ersin, Mert Günok hariç kimi alsa Beşiktaş yerli kaleci olarak Ersin'in oyu düşmezdi ama tabii Mert Günok hakikaten çok deneyimli, çok üst düzey. Amili takımımızın kalecisinden bahsediyoruz. Olacak. Şimdi Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu Beşiktaş'ın. Evet. Türkiye Kupası maçları başlayacak. Bu yüzden her oyuncuya tüm kulüplerin ihtiyacı var diyelim ve hemen savunma kurgusuna geçelim. Bakalım orada taraftarlar savunmayı nasıl oluşturdu Beşiktaş'ta. Stoper mevkii değişmedi. Wellington ve Vida ama burada transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Ama çünkü sayısal olarak Beşiktaş'ta burada şey var, eksiklik var. Yani Wellington'la Vida geçen sene şampiyon takımın stoperi ki Wellington'un özellikle yani Vida'nın hakkını tabii teslim ediyoruz ama Wellington'un biraz daha bence... Tabii oylamada 4 oyuncu var stoper. Evet, hakkının yendi demeyeyim ama hani Wellington geçen sene hakikaten bir iki tabii böyle ilk maçlarda bir hata yapınca çok insanların hakkında o kaldı. Sezonun genelinde çok çok iyi futbol oynadığını düşünüyorum ben Wellington'un. Orada geçen hafta en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olmuş Wellington. Evet ve Beşiktaş'ta ligin en çok ikili mücadele kazanan takımı. Yani en fiziksel olarak güçlü takım olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş tabii ne kadar zamanında doğru olduğunu da gösteriyor. Defansif olarak da en çok yine ikili mücadele kazanan takım Beşiktaş. Total olarak da ilk iki haftada 180 dakikada en çok ikili mücadele kazanan takım Beşiktaş. Bu da Beşiktaş'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu. Sahada hem oyunu güçlü hem futbolcular bireysel olarak tek tek fiziksel olarak çok atletik güçlü. Bence Sergen Yalçın'ın taktiğinin de yani en büyük başarısındaki yani Beşiktaş'ın şampiyonluk en önemli nedenlerden biri bu. Oyuncu seçiminde hoca atletik fizik gücü yüksek oyuncuları tercih ediyor. Örneğin En Sakala yetenek 10 üzerinden kaç verirsin? Maksimum 5 verirsin ama fizik gücü o güçle zaten yetenekli olsa Premier Lig'de oynar En Sakala hep konuşuyoruz. Ama çok güçlü bir oyuncu. Orada En Sakala olarak konusuna da Joseph gelelim. Joseph güçlü, Wellington güçlü. Bir kez daha güçlü, geçmiş olsun atletik, iletelim. Tabii tekrar geçmiş milli maç olsun arası sonrasında beklenti İnşallah, En Sakala'nın tekrar formasına kavuşması. Evet. Şimdi orada bekleri de ekranlara getirdiğimizde En Sakala tabii oylamada yoktu. Sağ bek pozisyonunda Rozier %98. Evet. Solda da Rıdvan %78. Şimdi izleyicilerimiz şunu da düşünebilir. Tek başına girdi Rıdvan. Ama tabii Sergen Yalçın'ın orada nasıl bir... Mesela Dorukhan'ı oynatmıştı bir kere. Aynen.
gibi. Belki Necip oynayacak. Doğru. Belki başka bir ya da hani onu işaretlemiş en azından. Ama taraftarlar Ensakala'nın yokluğunda bile diğer seçeneğine %22'lik bir oy vermiş. Evet, onu Umut söyleyeyim. Meraş'ı da aldı. Yani tabii resmi olarak transfer bitmedi ama büyük bir ihtimalle önümüzdeki sezon o da A milli takımımızın sol bek. Yine milli takım açıklandı. Umut Meraş yine kadroda yerli oyuncu. Her takım yerli oyuncu transfer etmek zorunda tabii 8+3 kuralından sonra. Devam edelim. 4-1-4-1 de Beşiktaşlı taraftarların sahadaki dizilimi. Evet. Josef de Souza %34. Orta alana geçeceğiz şimdi ön bölgede. Josef'in önünde Atiba %21'lik bir oy aldı. Tabii burada yanında da Salih Uçan var. Yani burada tabii Oğuzhan'ın %1 alması da bir yerli oyuncunun ben biliyorsun hep seninle konuşuyoruz. Tabii ki yerli yabancı hiçbir sınırın olmaması gerektiğini düşünüyorum ama yani Oğuzhan yeteneğinde kalitesinde bir oyuncunun %1 alması da üzücü ama onun sorumlusu da tabii Oğuzhan. Tabii. Çok fırsat verildi. Bu arada Salih de 2013'ten sonra tekrar A milli takıma seçildi. İnsan da şunu düşünüyor Erdem yani. Alanya'daki performansıyla niye seçilmedi? Çok, bu çok tartışıldı biliyorsun. Yani bence haftada de, ne değişti? Ne değişti yani? Bence Salih Uçan geçen sezonki performansıyla A milli takımımızın Avrupa şampiyonası kadrosunda olmalıydı. Bunu ben defalarca söyledim. Herkes söyledi zaten bütün. Olmalıydı dediğimiz çok isim var. Çok isim zaten. Var ama şimdi o zaman şimdi niye hemen geldi alındı Salih Uçan? O zaman alsaydınız. 2013'te alınmış. Çocuk bir kere milli olmuş. Hı hı. Şimdi inşallah bundan sonra... Bir daha bırakmaz formülü. Öyle diyelim. Çünkü i̇nşallah. Gerçekten Türk futbolu için çok önemli ve yetenekli bir isim yani. Salih Uçan. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar şu an için 3 yerliyi 11'e yerleştirdi Ersin Rıdvan Salih. Tabii şunu unutmayalım. Bir yıldız burada dışarıda kaldı. O kim birazdan göreceğiz. Ama bir dakika şurada Teşehran'ın da biraz %20 alması nedeni tabii 6 aydır futbol oynamayan bir oyuncu. Gaziantep maçında mesela bir pozisyona geri şut çekti. İzleyicilerimiz hatırlayacak. Normalde onu en azından kaleyi tutturur yani Teşehran. Hı hı. Normalde onun gol olma ihtimali yüksek bir şut. Yani biraz hazır olmadığı için bence oyu biraz düşük. 2-3 hafta, milli aradan sonra mesela 4. değil de 5. 6. haftadan sonra birini kesecek taraftar orada ama kimi kesecek? Şimdi kanatlara bakalım. Kanatlarda sağda Gezal'ın çok uyu normal %90. Gezal, evet. Sol çizgide Enkudumu, Larin mi? Larin aldı formayı yani. %53. Hücum hattında da formayı Nişi Batshuayi'ye verdi taraftar %51'le. Kenan %14'e düştü. Normal ama Batshuayi. Teşehir'e gerekte kaldı taraftarda. Evet şimdi şöyle düşünüyorum ben. Tabii ki Premier Lig golcüsü. Çok üst düzey bir golcü. Larin geçen sene ligin en iyi oyuncularından biri. Kenan'ın ben yedek kalmasını normal karşılıyorum. Tabii 5 yaşında 3 yerliden birinin kaleci olma avantajıyla ön tarafta 8 kişiyle sahada olacak. İdeale yakın kadrosuyla yani. Belki burada Salih'in yerine Teşehir olur ama o zaman da işte yerli sıkıntısı yabancı 8+3 kuralına takılıyor. Artık onu hoca çok isyan etti Sergen Yalçın. Fatih Terim de isyan etti. Herkes isyan ediyor. Bütün hocalar, bütün teknik direktörler, bütün başkanlar ama bu kural ile maalesef lige başladık. Hayır, şuna da güvenemiyor ki kulüpler ya da başkanlar. Tabii bu, seneye yine değişecek zaten 20 belki devam de. Edecek bir kural da değil. Dediğiniz gibi seneye yani belki bambaşka bir kural olacak. Şey 3 evet. Sene sonra bambaşka evet, olacak. Bambaşka. Belki maalesef. Yine 14'e çıkacak. Yani bir sürü değişiklikler söz konusu. Şimdi Beşiktaş'ı tamamladık. Taraftarın kafasındaki 11'i ekranlara yansıttık. Peki Fatih Karagümrük'te durum nasıl? Hemen onu da ekranlarınıza getirin. Fatih Karagümrük'te taraftarlar da sahada 4-2-3-1'i görmek istiyor dizilim olarak. %42. Kaleyi %85 ile Viviano'ya teslim ettiler. Stoper ikilisine bakalım. Yeni transferlerden Benatia %38'e formayı aldı. Zukanović onun partneri oldu %33. Beklere bakalım. Fatih Karagümrük'te Hedenstadt sağ bek %74. Balkoveç'te %70. Şu an yerli yok. Dün maçlar vardı malum. Bir arkadaşımdaydım maç seyrediyorduk. Doymadık futbola. Juventus belgeselini açalım dedik. Benatia orada o herhalde onun Juventus'ta oynadığı sezon çekildiği için Benatia sürekli izleyenler görmüştür. Özellikle belgeselin başında Juventus belgeselinin orada sürekli görüyordun. Yani çok üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Bayern Münih, Juventus gibi Avrupa'nın en büyük 5-6 takımından ikisinde oynamış bir oyuncu. Dörtlü savunma böyle kuruldu. Hani biraz sessiz sakin oldu hani Benatia transferi Türkiye'de. Hani Lucas Biglia kadar mesela etki olmadı hani. Sahadaki performansı belki biraz daha onu yansıtacaktır. Ama bence direkt gelmediği için bir de hani Arap Yarımadası üzerinden geldiği için. Çin, Arap ülkelerinden oradan gelen böyle şey oluyor bir tedirginlikle bakılıyor. Ama sahada yani görmek istiyor çok üst düzey, en üst düzey stoper. Bayern Münih'le Juventus'un stoperinden bahsediyoruz.
Evet. Dörtlünün önüne geçelim şimdi. Oradaki ikili taraftar nasıl oluşturdu? Lucas Biglia, yanında da Biglia'nın Efe var. %16. 10 numara pozisyonu forvet arkasında görelim. Orada da Jimmy Durmaz %19. Şimdi burada tabii Biglia için söylenecek fazla bir şey yok. Ligin değil, Avrupa'nın, dünyanın sayılı defansif orta oyuncularından biri. Efe Tatlı ise 2002 doğumlu. Hoca sürekli oynatıyor, ısrarla oynatıyor. Oyunun iki yönünü oynayabilen. Aslında onlar da 4-1-4-1 gibi oynuyor. 4-2-3-1 dizilde seçilmiş ama Efe önde oynuyor 8 numara pozisyonunda. Oyunun iki yönünü oynayabilen ve 2002 doğumlu. Çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Bak önümüzdeki yıllarda Farioli gider ya da tavsiye eder. Bir İtalya, Süleyman Hurum'a faktörü var orada. Bu işin ticaretini de çok iyi bilen biri. Bence çok gelecek vaadinden. 2002 doğumlu. İlk 11 oynuyor geçen seneden beri. Efe Karagümrük'te ve Karagümrük ilk iki haftanın en çok pas yapan takımı. Hı hı. Zaten hatırlayacaksın sen. Geçen sene Beşiktaş bir kere bütün rakiplerine karşı inanılmaz bir baskıyla, önde baskıyla özellikle kendi sahasında darmadağın ediyordu Vodafone Park'a gelen rakipleri. Bunu kırmanın bir tane yolu var. Ayağa pasta çıkabiliyorsanız. Hı hı. Yaptı geçen sene Karagümrük bunu. Bugün de ligin, yani ilk iki hafta tabii, en çok pas yapan takımı. Önemli bir şey, önemli bir özellik. Hoca pas yapıyor. Yani Efe'nin de biraz skor yönünde şeyi var. Hani ya skor üretmiyor ya da asist. Ben de diyorum ki herhalde hocanın böyle sürekli pas sürekli tabii gidip yani gol atma demiyordur ama. Yani Biglia yapmaya çalışıyor olabilir Efe'den. Mesela, yani Biglia'dan da hiçbir zaman skor beklemezsin. Evet, yani. Demek ki hoca pas bekliyor. Çünkü hakikaten inanılmaz bir, yani mesela Galatasaray'a 250 pas fark atmış. Üçüncü Galatasaray, dördüncü Trabzon, Beşiktaş beşinci. Tabii Başakşehir, Aykut Kocaman takımı ikinci, birinci. Orada bir de o paslar nerede acaba? Evet, tabii ama ne olursa olsun en çok pas yapan takımın orta sahasında 2002 doğumlu bir Türk oyuncu oynuyor. Hı hı. Önemli bir şey bu tabii. Yani. Kanatlara çocuk da bakalım için. Ki bu sezon çok konuşulacak isimlerden biri var orada. Ahmet Musa 156. Burada duralım çünkü bu Ahmet Musa'yı soracağım Raşit. Tam bir fırsat transferi. Şimdi izleyeceğim. Büyük takımlardan birini alsan, Nijerya'dan oyuncu aldın olur. İşte Nijerya döndü biliyorsun, oyuncu takım bulamadı. Futbola başladığı kulübe döndü. Ama tabii ki biraz önce söyledim. Süleymanoğlu bu işin ticaretini çok iyi yapıyor. Tam bir fırsat transferi. Muhtemelen hakikaten komik bir kontratı vardır. Minimum bu bir rakama oynuyordur. Ben sana söyleyeyim. 250-300 bin euro oynuyordur Ahmet Musa. Yine klasik bizim ligimiz için. Biliyorsun böyle çok süratli, atletik adam geçen oyuncular her zaman iş yapıyor Süper Lig'de. 30 yok galiba öyle. Ahmet Musa'nın. Yok, var galiba. Bakalım ama 1987'li sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Benim yanlışım olmasın. Senin yanlışın. 28 yaşında, 1992'li. Allah Allah. Ben diyor, evet. Şimdi öyle bir istatistik görmüştüm Ahmet Musa'nın. İşte o zaman benim yanlışım var demek ki. Düştü, kariyeri tekrar Türkiye'ye döndü deniyordu. Daha 30'unu görmemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hakikaten yani. Çok enteresan. Ben sanki 87'li diye atıyorum. Mark Gradel'le mi karıştırdık acaba? O Max Gradel 31-32'ye geldi. 87'li. Aynen. Biraz 33-34 olmuş. Daha da çıkıyor. Evet. Sol çizgiye de bakalım. Orada taraftarların oyu kime gitti? Kerim var orada da %72 ile. Forvet'i de görelim hemen. Tamamlayalım 11'i. Pesic %64. Yani Kerim, Jimmy, Efe 3 yerli oyuncusu ama tabii burada Efe aslında yerli oyuncu. Kerim ve Jimmy hani yurt dışından altyapılarını almış oyuncular. Hani Türkiye'de yetişmiş aslında. Ama yerli statüsünde. Tabii yerli statüsü. Yani yerli oyuncular zaten de. Efe hani Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu. Babası da izleyicilerimiz hatırlar. Zaten ağırlıklı İtalya görmüş. Kariyerinde bir İtalya Serie B geçirmiş. Oyuncularla kurulu bir 11'i kadro yapısı var zaten Fatih Karagümrük. Ferdi Tatlı da Gençler Birliği'nin eski oyuncusu, Süper Lig'de Türkiye Kupası kazanmış bir isim. Gençler Birliği ile Efe'nin babası. Hı hı. Sıradaki karşılaşma Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi olacak. İki takımın taraftarları da sahada görmek istedikleri dizilim konusunda neredeyse %50-%50 ayrılmış durumdalar. Şimdi öncelikle ev sahibi takıma bakacağız. Kasımpaşa'da 4-2-3-1 dizilimi %31 oy aldı. 4-1-4-1 de %28'lik bir yani kafa oy aldı. Aynen, çok sayılır yakın. Yani, evet. Kalede Harun var %81. Yani burada da bilmiyorum ki biraz Ertuğrul'a şey olmamış mı yani. Hani tamam tabii ki Harun ama belki. Bu arada Kasımpaşa'nın, şimdi bakıyorum benim önümde 11 var. Öyle bir 11 var ki Raşit Altun. Ya 4 büyüklerde forma giymiş ya Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış. Yani karavanası pek yok gibi oyuncularla kurulu bir 11 Kasımpaşa. Çok yetenekli oyuncular var bu sene. Fırsat transferleri. Çok fazla. Şimdi göreceğiz. Stoper ikilisine bakalım. Evet.
yeni transferiyle beraber iki Hollandalıyı, daha doğrusu Surinam milli takımıyla oynuyor Donk ama. Hollandalı canım, Hollandalı. Biliyorsun 35 yaşından sonra bir milli takım tercihi yapayım da. Yani Surinamlı milli... demeyelim artık Frank Donk'a da. Yok, Surinamlı da... değilim belki ama Hollandalı yani. Yani yanında da beni de çok beğendiğim Wolfsburg'daydı en son. Mesela, izlediğim bir oyuncu bu. Bravo var. Yani tam bizim ligimiz Surinam'ın fizik gücü yüksek, hava hakimiyeti olan, ayakları düzgün. Tabii ki biraz ağır. Ya zaten Buruma hani şey olsa, eski Galatasaray Buruma kadar hızlı olsa Van Dijk oluyor o zaman işte. Yani birazcık hızlı olunca yani gibi. Burada eski Galatasaraylı Buruma ile kıyasla benzettiğinizi düşünen izleyicilerimiz olabilir. Yok yok, ama lazım. Ben diyorum ki yani, o çok süratli bir oyuncu ya. Ben anladım da. Ha, oha. Yani bu da birazcık tabii biliyorsun, bir kere yani 1.90 boyunda bir oyuncunun da süratli olması çok kolay değil tabii yani fizik size olarak zaten. Öyle olunca zaten çok ekstra futbolcu oluyorsunuz yani. En üst kulüplerde Kasımpaşa oynuyorsunuz. Kasımpaşa burada çok doğru bir hamleyle, yani en çok yaşadığı sıkıntı geçen sene stoper mevkiisiydi. Evet. Neredeyse her maç değişiyordu. Evet. Şimdi kaleciyle beraber sakatlık olmadığı sürece, ki Brečka var yedeklerde bu arada. İdeal bir o Tarkan da oynayabiliyor. Başlangıcı, iskeletin başlangıcı var orada. Tarkan da oynayabiliyor orada. Tabii o da yedekte bu arada. Evet. Beklere geçelim. İyi bir sağ beki var zaten. Hader Jonay. %80. Bence de ligin iyi sağ beklerinden biri Hader Jonay. Mesela Kasımpaşa'da diye fazla şey olmuyor. Hani bir şehir takımında olsa, hani büyük takım demeyelim ama şehir takımlarından birinde olsa, daha taraftarı olan, daha ön plana çıkar performansı. Sol beke bakalım. Orada da Mordata var. %51'lik bir oy aldı Kasımpaşa'da. Işte, evet. Sadece Harun yerli şu anda. Devam edeceğiz. Ben Onas. Sol bekte Mordata, ben Onas. Ön bölgeye bakalım, dörtlünün önüne. Orada Sadiku ve Valentin Ezerik var. Tabii Valentin Ezerik yani daha önde ama onu nedense dörtlünün önündeki bölgeye taraftar koymuş. Daha ofansif bir orta saha oyuncusu ama Kasımpaşalılar öyle şey yapmış, takdir etmiş. Ezerik de hani kariyerinde çok büyük patlama yapması beklenirken o patlamayı bir türlü yapamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki bizim ligimizde yapar, hala o da 30 yaşın altında ya da o sınırda, o bantta. İyi bir transfer şimdi. Bu oyuncuya niye transfer ettin? Buruma'ya niye transfer ettin? Fiziksel bir sağlık sorunu yoksa, bir sakatlık, kronik bir şey yoksa niye transfer ettin? Bunlar çok yetenekli, üst düzey oyuncular yani. Avrupa'nın en üst liglerinde oynamış oyuncular. Tek problem şu an, eğer yabancı, benim de yanlışım yoksa, şu anki iki yerli var. Kasımpaşa 11'i iki yabancı sınırına takılıyor. Takıldı şu anda. 3-0 hükmen mağlup Kasımpaşa. Böyle şimdi, çıksa yani. Tabii tabii. 10 numara mevkisine de bakalım. Evet. Taraftarlar burada bir durumu değiştirmek zorunda kalacaklar. Hayredinovic %29. Aslında tabii sistemde hatayı veriyor olması lazım taraftarlar oylamayı yaptığında. Eyvah, bizim sisteme sen yalnız bizi yakarsın. Üç yerlinde oynaması uyarısını vermesi gerekiyor. Yani sen bilirsin, bunu söyledin ama hani ben söylemedim zaten. Ben başka bir şey söylemiş olayım. Ya burada da hayradan... Hiç destek olmuyorsun yani, bu arada. Yani en destek, azından partilerine insan destek olur. Evet dersin, doğru dersin. Doğru demek isterdim ama evde iki tane çocuk var, biliyor musun Erdem? Şimdi Hayradinovic, tabii işin şaka kısmı, doğru söylüyorsun. Bunun olması gerekiyordu. Kasımpaşalılar çok dikkat etmiş. Hayradinovic de geçen hafta haftanın 11'inde ofta verilerine göre. Geçen haftanın, evet, ikinci haftanın. Yani bence mesela 4-1-4-1 daha uygun Kasımpaşa'ya. Eyserik de Hayradinovic de yan yana, arkalarında Sadiku gibi. Ama tabii biz karar vermeyeceğiz. Cihat Arslan verecek, taraftar da burada kararını böyle veriyor. Ayrı. Evet. Kanatlara, çizgilere bakalım. Orada da sağ kanatta %92. Çok normal Yusuf. Tabii. Hakikaten ligin en kaliteli yerli oyuncularından biri. Sola bakalım. Sol çizgide de oylar Varga'ya gitti. Forvet hattını da verelim. Giresunspor maçında Okan'ın çok büyük bir hatası vardı gerçi, evet, ama yine de iyi takip etti. Gitti orada, gol attı Jorgensen. Bizim ligimizde her zaman konuşuyoruz Erdem. İşte 1.90 boyunda sırt dönük oynayabilen, şutu olan forvet oyuncuları her zaman iş yapıyor. Yapmıştır, yapacak. Dünya futbolunda da aslında öyle de. Yani bizim ligimizde ekstra olarak iş yaptığını düşünüyorum ben. Yine bir fırsat transferi Feyenoord'dan. Evet. Taraftar 11'ini tamamladık. Geçelim Galatasaray'a o zaman. Galatasaray'daki durum bakalım nasıl. Orada da işte sahadaki dizilim konusunda taraftarların bir ayrımı var. 4-1-4-1 olacak Galatasaray'ın. Çünkü %37 oy aldı ama 4-2-3-1'in de %34'lük bir oy aldığını söyleyelim. Evet, biraz Beşiktaş'ta Galatasaray... %30'da diğerlerine dağılmış hemen hemen. Evet, yani iki takım da 4-1-4-1 oynuyor ama iki takım taraftarı 4-2-3-1 de, yani iki takım taraftarının da büyük bölümü 4-2-3-1 istiyor. Ama tabii hocaların söylediği oluyor. Savunmaya bakalım Galatasaray taraftarında, stoper mevkiinde. Bunu soracağım. Dilerseniz dörtlüğünün öncesinde stoper ikilisini alalım. Şimdi Nelson %43,
Luyendama 42. Vallahi, Alparslan %14. Şöyle söyleyeyim, tabii Luyendama çok eleştirildi geldiğinden beri. Ben de çok eleştirdim. Çok bireysel hata yapıyor. Ama hakikaten inanılmaz bir fizik gücü var oyuncunun. Hava hakimiyeti var. Ama tabii bunu takımının lehine sağda çeviremiyor. Ya hata yapıyor. Bir bomba gibi bravo, özetle bilmem. Ama bu hafta tabii geçen hafta çok kritik bir gol attı. Bence kendine güvenini getirdi oyuncunun. Dün Avrupa Kupası maçında yine iyi, sahanın iyi isimlerinden biriydi. Alparslan da çok iyi isimlerden biriydi. Hı hı. Ama Nelson'un ben de oynayacağını düşünüyorum. Yani şu Luyendama'yı kazandı. Geçen hafta da haftanın karmasında Opta verilerine göre Luyendama tabii attığı gol de burada mutlaka faktör ama geçen hafta Galatasaray'ın yediği golde de büyük bir hata yapmıştı. Gerçi orada Nelson'un da ayağı kayıyor ama hani Luyendama biraz daha hatası fazla olan gibi görünüyordu. Enteresan tabii yani futbolcular, hayat sürekli insanlar gelişiyor. Futbolcular da oyununu geliştiriyor Luyendama. Beklere bakalım demek şimdi ki. Galatasaray'da. Orada Sacha Boey'e güveni aldı evet, zaten. Yani burada, sol bekte de evet. Galatasaray'da Patrick Van Aanholt var. Yani, İkisi de %90 üzerinde. İdeal iki beki bu. Bu tabii burada Ömer'in %5 alması değil. Yedinin tabii kötü performansı. Boey'i %96. Yani Yedinin Amerikalı oyuncu. Ben yani nasıl mesela Newcastle transfer etmiş diye düşünüyorum. Ama hızıyla zaten gitti MLS'ten. Ben çünkü MLS'te oynadığı dönem maçını çok anlatmıştım. Tamam ama zaten hani Newcastle böyle oyuncuları transfer ettiği için muhtemelen hani tabii asansör takımı gibi neredeyse hani düştü düşecek ki çok köklü bir kulüptür Newcastle United. Yani MLS'teki koşu hız rekoru Yedlin'de diye ben biliyorum. Çok süratli, o patlayıcı kuveti. O dönem daha da iyiydi tabii DeAndre Yedlin'in. Tamam, başka hiçbir şey yok. Orada biraz ama başka hiçbir yasasını özel, ama başka ne oyun bilgisi, işte ne defans oyuncusunun kademe, ne orta, ne asist yani. Tabii. Bir tek süratli oyuncunun. Bir özelliği süratli. Tek özelliği. Savunma kurgusu böyle Galatasaray taraftarında. 4-1-4-1 de dizilim. Dörtlünün önü çok fazla zaten orada taraftar da elini değiştirmek istemiyor. Alternatifi de yok Galatasaray'ın açıkçası orada. Taylan. Ön bölgeye geçelim. Orada Berkan da oynayabiliyor tabii ama. Aynen. Merkezdeki durum nasıl? Çıkıldao %27, yanında da Berkan'ı %26 ile görmek yani istiyor taraftan. Berkan tabii çok inanılmaz bir enerjiyle oynuyor. Sahaya enerjisini koyuyor. Hata yapsa da ya da işte duran toplarda her pozisyonun içinde defansa yardım ediyor. Taylan, ya bilmiyorum ben tabii ki üst düzey bir oyuncu. Tabii oraya daha Morutan gelecek. Morutan bizim oylamamızda yok. Amili takımımızın oyuncusu Taylan ama hani performansı biraz daha orada ben daha sert bir oyuncu örnek veriyorum. Joseph, işte Melo, Felipe Melo, Atiba. Bu örnekler çoğaltılabilir yani. Kanatlara da bakalım. Galatasaraylı taraftarlar oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Sağda Feghouli %57. Az almış mesela. Ligin en yetenekli oyuncusu. Solda da Kerem %71 aldı bu arada. Bak, Süper Lig'in en yetenekli, en özel oyuncularından biri Feghouli. Gezal, Mesut Özil. Bunlar hakikaten çok kıymetli, değerli yetenek. Vakayeme. Çok özel oyuncular. Şimdi bazı taraftarlar şunu da konuşuyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz %10 oy aldı. Sağda Feghouli'nin yerine geçer mi diye ama ya Barış Alper'in tabii oynadıkça bunu göreceğiz. Evet. Feghouli'yi iki noktada kullanabiliyorsunuz. Oyunu Barış Alper'e alıp Feghouli'yi de aynı anda merkeze çekip oyunda tutarak evet, bir sistem değişikliğine gidebiliyorsunuz. Barış Alper'in oyununu o bölgede de yani opsiyonunu da arttırması evet, biraz zaman alabilir tabii. Vallahi Erdem Bitek tabii ki genç oyuncu, işte koşan oyuncu, basan oyuncu, modern futbol. Evet ama futbolda klas oyuncu da olacak. Yani maç kazanmak için, maç çevirmek için klas oyunculara da ihtiyacınız var. Yani Galatasaray'daki en yetenekli oyuncu, tabii Morutan'ı daha seyretmedik. Romanya'daki işte o özetlerden bildiğimiz kadarıyla işte diğer oyuncuları da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. En yetenekli oyuncu bir kere kesinlikle Feghouli. Galatasaray'ın yararlanması gerektiğini ben en azından düşünüyorum. Forvet'e de bakalım dilersen. Ben dün de tabii inanılmaz performans sergilediği için söylüyorum. Barış Alper Yılmaz'ın da uzun vadede Kerem'i geçeceğini düşünüyorum. Bu konuda çok tartıştık. Seninle de tartışıyoruz ama ben bunu tabii sezon başından beri söylüyorum. Sezon başından beri de insanlarla tartışıyoruz. Çünkü Kerem'le Barış Alper Yılmaz arasında her şeyi bir tarafa bakıyorum. Şöyle bir fark var. Barış Alper Yılmaz fiziksel olarak çok güçlü. Çok atletik. Ben bunun artık modern futbolda çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Bakınız Beşiktaş takımı komple. O yüzden hani ben Barış Alper Yılmaz'ın da önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vurabilecek potansiyelde çok çalışırsa tabii. Forvetleri %49'da Cagne var. Mustafa Muhammed %37'de kaldı. Şunu da kabul etmek lazım. Bence Cagne kafa olarak da daha hazır bu sezon. Oyun yapısı olarak da hazır. Kendine oynanmasından ziyade takım için oynamaya hazır bir Cagne var. Penaltılar harç herhalde diyorsun. Penaltılar. Hani orada takım oyuncusu değil tam bir santrafora dönüşüyor ama. Orada evet, değişiyor. Yani ama etkili şu ana olarak kadar
yani Galatasaray'da hata varsa bu evet. savunmada yine bireysel hatalarla geliyor. Bireysel, şu yani etkili oynadığını net olarak söyleyebiliriz. Oynadığı bütün resmi maçlarda çok etkili olduğunu, en son Avrupa Kupası maçında da çok çok etkili hı hı. oynadığını söyleyebiliriz. Yani Falcao'nun zaten Muhammed'in de önünde net. Şimdi Galatasaray taraftarların da 11'ini ekranlara getirdikten sonra bir diğer karşılaşmayla devam edelim. Altay-Fenerbahçe maçına geçeceğiz. Altay sürpriz bir başlangıç. Mustafa Denizli yönetiminde 2'de 2 ile başladı. Fenerbahçe 2'de 2 ile başladı. Bu istatistik değişecek ama hangi takım adına değişecek hep birlikte göreceğiz. Kalede Lis var. Dizilim Altay'da da taraftarlar bu arada üçlü savunmayla Fenerbahçe evet. maçına çıkmasını istemiş. Peki o üçlü savunma nasıl olmuş? Bakalım 3-4-3'e %29'luk bir oy geldi. İbrahim %25, Tiam %26 ve yanında da Björn Kander %24. Evet. Yani izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu biliyor ama hatırlatmak için söyleyeyim. İbrahim 1981 doğumlu. 40 yaşında. Hakikaten helal olsun. Hakikaten tebrik etmek lazım İbrahim'i. Hı hı. Tabii bu arada Altaylı taraftarlar yani, da yerli statüsüne takılmış. Evet. Onu da şimdi göreceğiz. Üçlüydü. Biraz hızlanalım. Dörtlüyü hemen ekranlara taşıyalım. Merkeze Poco, Ceyhun var. Biliyoruz. Evet, %23 evet. ve %19'da. Çizgilerde Cebrail, solda Naderi. İranlı oyuncu da etkili. Aynen. Ön bölge gerçi dörtlü savunma oynuyor Altay ama üçlü istedi taraftar evet. bakalım. Forvet'e bakacağız. O ön bölgede Kapel, Hollandalı, Bamba yanında evet. iki golü var ve Rodriguez'le beraber ön bölgeyi tamamlamış. Bu arada Ceyhun, İbrahim ve Cebrail var. Tamam, Rodriguez de geçen sene Cebrail'i görmedim. Rodriguez de geçen hafta Şirli oyuncu haftanın karmasında. Bu arada en çok ligde en çok pozisyona giren takım 19 pozisyonlu Altay, ikinci Galatasaray 17 pozisyon. En çok isabetli şut çeken takım da Altay 15 şut. Hakikaten müthiş başladı. Hı-hı. Mustafa Denizli tabii çok deneyimli bir teknik adam. Hakikaten Altay'da 7 golü var zaten. Evet, büyük Altay yani tabii gençler belki hatırlamaz ama Altay büyük kulüplerimizde bizim ağzımıza dilimize pelesenk olmuş. Hep dört büyükler diyoruz da yani Altay'da büyük kulüp, Göztepe'de büyük kulüp. İşte Sivas Spor'da büyük hı hı. kulüp, Bursa Spor'da büyük kulüp. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Taraftarlar artık üçlü savunmayı benimsemiş. 3-4-3'e %59.5'lik bir oy geldi Fenerbahçe'de. Kalede Altay var. Geçen haftada olduğu gibi, ilk haftada olduğu gibi %99. Üçlü savunmayı getirelim. Burada geçen haftayı bozmadı taraftar. Yeni transfer kimle beraber? Zalai solda, Hizeran'da sağda. Üçlü savunması bu şekilde Fenerbahçeli taraftarların. Ön bölgeye geçeceğiz. Buradaki dizilim merkezde. Dur, burada dur ama. Biraz, çok hızlı gittin zaman. Çok hızlı gittin. Şimdi bu yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu izleyicilerimiz karar verecek. Üçlü savunmayı mı? Yok. İki haftadır haftanın kalecisi Altay. Şimdi bu Altay için tabii ki bireysel olarak iyi bir şey de Fenerbahçe için iyi bir şey mi? Yani Fenerbahçe'nin iki haftadır kalecisi haftanın kalecisi. Geçen sene de sezonun kalecisiydi Altay. Ama neye neredeyse. Göre haftanın kalecisi? Mesela 4 tane net gol pozisyonu ama çıkartmışsınız. Ama Opta verilerine göre söylüyorum. Hayır, şunu söylüyorum. 4 net gol pozisyonu çıkartmak var. Evet. %70'lik kurtarış yüzdesiyle maç kapatmak var. Ya da kalenize gelen 17 şutun örnek veriyorum onunu çıkarmak ama tamam, var. Tamam Altay hepsi var Altay'da. İşte hangisi? Karşı karşıya çıkarıyor hani. Kritik pozisyon çıkarıyor. Son saniyede son dakikalarda çıkardı. Geçen hafta Demirspor maçı, yani ondan önceki hafta Demirspor maçında kaleci. Şimdi bu yani Altay için tabii ki bireysel olarak süper. Türk kaleciliği için de süper de Fenerbahçe için çok pozisyon veriyorsunuz demek ki. Yani kaleciniz her hafta 2 hafta üst haftanın kalecisi oluyorsa. Hı hı. Üçlü savunma daha tam ama tabii bu hafta ben Erdem yine söylüyorum milli aradan sonra yani bu haftadan sonra yani o 4. hafta ve 5. hafta 6. haftadan sonra takımları hı-hı. göreceğiz. Devam gerçek edelim. Güçlerini. Çizgilere bakacağız şimdi kanatlara. Burada Osay Samuel sağda %49 oy aldı. Solda da Ferdi %74. Yani değiştirmedi işte. Yani şu ana kadar taraftarla Vitor Pereira'nın dizilimi aynı. Evet ama Fenerbahçe'nin o Ferdi ve Osay Samuel'in yerine de iki oyuncu ihtiyacı oldu muhakkak. Yani bu oynayacağı için söylüyor. Üçlü oynayacağı için. Üç stoper oynayınca öndeki dörtlü ya da beşlinin o iki kanadı en zor pozisyon oluyor. 105 metreyi ne Ferdi'nin ne de Osay Samuel'in defansif olarak kapatması mümkün değil. Yani defansif olarak zafiyet verir. Ofansif olarak tabii ki Osay Samuel'e Ferdi ama defansif olarak çok zorlanırlar. Oraya ben işte geçiyor işte kolasın için ismi geçiyor mesela. Fenerbahçe'nin sakatları da var bu arada. Evet. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Pelkas gibi evet. önemli isimlerin sakatlıkları var. Ve genç oyuncu da Muhammed'de forma şansı buldu taraftardan. Bakalım hemen. Bu arada Mert Hakan kadrodaymış hemen düzeltiyorum. %4 oyu var. Mert Hakan'a çok fazla oy çıkmamış. Ben de sakat diye kaldı aklımda. Mert Hakan o kadar düşmüş ki. Ya aslında Mesut, biraz Mert Hakan'da. %19,
Devam edelim. Valencia zaten hat-trick yaptı Helsinki maçında. Yanında da Muhammed var %10. Doğal tabii Muhammed'in de şey olması, taraftarın istemesi. Arda da %5 almış. Arda 2005 doğumlu, İbrahim Özdemir 1981 doğumlu. Hı hı. Yani 24 yaşındaymış Arda doğduğunda İbrahim. Bayağı Süper Lig'de oynuyormuş. Bilmiyorum Süper Lig muhtemelen oynuyordur yani. Yani buradan şunun için söyledim. Futbolcunun yaşlısı genci, Türk'ü yabancısı olmaz. İyisi kötüsü olur. İyi futbolcuysanız İbrahim gibi, İbrahim Öztürk gibi, Atiba gibi. Hı hı. Her zaman hocalar size formayı verir. Ya da genç Arda gibi. İyiyseniz formayı alırsınız. Bu işin genci yaşlısı yok. Yerlisi yabancısı da yok diye düşünüyorum ben. En azından Valencia'da hakikaten şov yaptı Avrupa Kupası'nda. Neticede hem 3 gol hem güzel gol. Geçen sene de ama Fenerbahçe'nin etkili oyuncularından biriydi. Hı hı. Şimdi son bir maçımız var. Raşit Altun, süremizi de iyi kullanalım istiyorum yani bir yandan. Yani çok mesela çok keyifli maçlardan, hı hı, biri olacak şey. Fenerbahçe Altay maçı. Altay Fenerbahçe. Pardon, Altay Fenerbahçe maçı. Şimdi Giresunspor Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber Sanal Direktör'deki maçları tamamlamış olacağız. %29'luk oy 4-2-3-1'e geldi Giresunspor'da. Gol bulamayan, Süper Lig'de iki takımdan biri, puanı olmayan üç takımdan biri Giresunspor. Kalede Okan var. %81. Dörtlü savunmayı hemen yansıtalım. Douglas, yanında Perez. Beklerde de taraftarlar sağda Zeki'yi, solda da Emre Taşdemir'i görmeyi düşünüyor. %83 Emre'yi bu arada. Yani tabii 40.000 1976'dan sonra lige çıktılar. Çok kolay değil. Bir, hı-hı, de fikstür de kötü. İlk hafta Galatasaray'la oynuyorsun. Sonra Kasımpaşa, İstanbul'da neticede. Şimdi de Trabzonspor. Dörtlü savunma böyle Raşit Altun. Dörtlünün öndeki ikili Sankare %22, Traore %19. Pelupesi yedek kaldı taraftarın gözündeki, hı, 11 çıkmıştı. Devam edelim. Forvet arkası bölgesinde de Flavio var %30 Trabzonspor'dan. Evet. O da eski takımına karşı tabii forma şansı bulabilir. Çizgilere bakacağız şimdi. Sağda Sergio, geçen sezon TFF 1. Lig'in asist kralıydı. %56, evet. Diabate solda %54. Hücum hattında da Diabate'nin de Trabzonspor'dan kiralandığını söyleyelim. Valla yani ben hani 2 haftalık performansın kötü olduğunu düşünüyorum ama mesela Galatasaray maçının ilk 30 dakikası fena değildi şey Giresunspor ilk maçı, ilk Süper Lig maçı yıllar sonra. Kasımpaşa maçında da hani ben tabii televizyondan izledik ama benim izleyen bir arkadaşım da çok kötü değiller dedi. Stadyumda olan arkadaşlardan biri. Zor tabii Giresunspor'un işi. Hakan Keleş'in işi zor. Geçelim Trabzonspor'a, orada sakatlar biraz can yakacak gibi. Roma maçı sakatların yani sayısını arttırdı. Avrupa defteri kapandı. Bakalım yani orada nasıl kimi çekmesen, yani kimi çek, kimi istemesin. Roma ile Tottenham istersin. İkisinden birini çekti o kadar takım. Hakikaten büyük şanssızlık. Yani. Tabii şeyin de santraforun da sakatlanması. Şimdi ona geleceğiz. Evet. Şimdi kalede Uğurcan var. Savunma değişecek çünkü Bruno Perez'e de orada çok oy gelmişti ama öncelikle stoper mevkine bakalım. Burada bir değişiklik yok. Çok yüksek oylar Edgariye ve Victor Hugo yerini zaten sağlamlaştırdı. Evet, yani neredeyse sağda, %90 alıyor ikisi de yani. Sağda şimdi Bruno Perez %96 oy aldı ama oynaması beklenmiyor. Yerine Serkan oynayacak gibi gözüküyor. Aa, çok fotoğraftan da birbirine benziyorlar zaten. Yani, fotoğraf Bruno Perez. Fotoğraf Bruno ama Perez. İsim Serkan. Böyle de çıkabilir belki de sağda. Yani, hani esami listesine Serkan yazdırırım sağda Bruno Perez olur mu? Şimdi sol beke bakacağız. Orada da solda da İsmail var. %44 ama Trondsen de %40 oy aldı. Bunu hazırlık maçlarında çok yaptı Abdullah Avcı. Lig maçında görmedik ama. Ya Erdem yani işte yabancı yerli sınırı olmasa sağ bek, sol bek Trondsen oynayacak ya da Trabzonspor'a bir futbolcu transfer edecekti. İsmail'in de şansı oldu bu işte. Devam edelim. 4-1-4-1 Trabzonsporlu taraftarlar %30.9 verdi. Bu arada 4-3-3 de %29.5. Yani arada bir oy, %1'lik bir oy farkı bile yok. İki farklı dizilimde. Evet. Berat 4-1-4-1'de. Hayır, oyuncuyu kullandı. Mesela Berat yerine Siopis'i görebilirdik. Tabii gerçi ön bölgede Roma maçında oynadı ama. Yerli yok sadece iki. Yani işte şimdi sakatlıklardan dolayı çok değişecek Erdem, orası. Bak, dün Roma maçındaki 11'i bence hocanın kafasındaki 11. Belki orada Cornelius olur önde. Santrafor pozisyonunda. Kafasında 11 önemli. Yerli, yani 8+3 olmasa bence sahaya öyle çıkardı. İdeal 11 o olurdu. Şimdi 3 sakatı var. Cornelius, Bruno, evet, Perez ve Gervinho. Bakalım ön bölge nasıl oldu? Forvet arkasına bakalım. Orada oylar Bakasetas ve yanında Marek Hamsik'le beraber dağıldı. Evet. Çizgilerde farklılık nasıl ben yansıdı? Bak, sağda Canini %12, solda Vakayemi %96. O 4 nereye gitti? Kime vermişler acaba?
Yani sola çıkıp diğer. Arkaya varken kim diğer diyorum yani. Artık. Messi mi var? Mbappe mi var yani acaba yani? Hakikaten çok özel bir oyuncu Vakayeme'de. Yani şöyle Canini'yi iki farklı bölgede değerlendirmek burada istiyor taraftar. Onu da hemen ekranlara getirelim Raşit Altun ki beraber evet. açıklayalım. Çünkü Canini %29 forvette aldı ama sağ çizgide Gervinho sakat. Orada oylamaya giren Yusuf'a %5 oy geldi. Cornelius'un da sakatlığından dolayı. Aynen onu da söylemiştim. Evet. Cornelius da sakat. Canini'nin olduğu bölgede Gervinho ve Yusuf var. Yusuf'a da %5 oy geldiği için bence Canini yine oynuyor. Bence orada mesela sağda Koyta'yı oynatabilir ya da santrafor pozisyonunda. Abdullah Avcı diye düşünüyorum ben. Ben Berat'ın yerine de Siofis'le başlayabilir. Yani yerli sınıf şeyine takılmıyor Trabzonspor. Sağ sol beki ve kalecisi yerli oyuncu olduğu için Berat'ın yerine Siofis olabilir diye düşünüyorum. Yani Siofis de mesela tabii eğer Siofis iyi bir oynayacaksa bir yerde Berat'la orada ya beraber oynayabileceği ya da zaten ikisinden birinin oynayabileceği İkisinden bir kurulu. Biriyse ben de diyorum ki Berat'ta Siofis'i görebiliriz yani. Gerçi hani dün Roma'da Siofis vardı. Belki Berat olur ama hani bu iki sağ bek, sağ sol bek ve kaleci yerli kullandığı zaman ben yani orta Bruno sahaya... Perez oynadığı zaman şimdi olmadığı tabii, için Serkan tabii, var orada. Siofis'in oyuna girme ihtimali kalmıyor. Kalmıyor evet. Ya bu da hakikaten bütün teknik direktörlüğün söylediği gibi. İkinci yarıda da Siofis'i alamıyorsunuz bu arada. Berat'la değiştiremiyorsunuz işte. Herkes isyan ediyor buna yani. Sergen Yalçın isyan ediyor. Abdullah Avcı isyan ediyor. Fatih Terim isyan ediyor. Yani bunu keşke sorup yapsalardı. Ben bak yabancısını bari şöyle yapsalardı. Artı 3 olmasaydı. Mesela 14 yabancıya. Her sene 1-1 düşseydi. 13, 12, 11, 10, 9 diye düşseydi. Artısı olmasaydı yani. Ne oynayacağını bilseydi herkes. Raşit Altun çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeler için. Anketimize katılan tüm taraftarlara da bir kez daha teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte Sanal Direktör'de yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.